Merhabalar, bu videoda sizlerle Pino ile iki eksenli robot kol projesi yapacağız. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmelerini sağlayan bir kontrol kartıdır. Peki projemizde ihtiyaç duyduğumuz malzemeler neler? 1 adet keçe, 4 adet renkli dil çubuğu, 2 adet ahşap plaka, bunun yerine sert mukavva da kullanabilirsiniz, kalem, cetvel, makas ve silikon tabancasına ihtiyacımız var. Pino'da kullanacağımız sensör ve modüllere bakacak olursak şöyle Pino kutusunu açıyorum. Öncelikle Pino kontrol kartımız, 2 adet servo motora ihtiyacımız var ve servo motorlarımızın modül kartları. Bir adet joystick modülümüz var. Pino ile modül ve sensörlerimizi bağlamak için kullanacağımız bağlantı kablolarımız ve Pino kartı bilgisayara bağlamak için kullanacağımız USB kablomuz. Hemen kutuyu kenara kaldırıyorum. Şimdi ilk olarak işe tasarımdan başlayalım. Şimdi kodlamasını yapalım. Daha sonra tasarıma dönerek yapıştırma işlemini halledeceğim. Şöyle kenara aldım. Evet, devremizi oluşturalım. Pino kartımı alıyorum. Önce joystick modülümü takmak istiyorum. Joystick modülümüzün üzerinde sarı kırmızı renkli etiket bulunmaktadır. Yani Pino kart üzerindeki 9 numaralı kapıya joystick'imi bağlayabiliyorum. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla bağlantımı yaptım. Şimdi servo motorlarımı modül kartlarına takacağım. Servo motordan çıkan kabloların renkleri bizim için önemliydi. Kahverengi GND kısmına, kırmızı 5 volt kısmına, turuncu ise dijital kısma gelecek şekilde modül kartı üzerinde bağlantımı yaptım. Aynı şekilde diğer servo motorumda bağlantısını yapıyorum. Modül kartımın üzerinde mor renkte bir etiket bulunmakta. Yine Pino kart üzerindeki mor renkli kapılardan istediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar bizim için uygundur. Ben hemen bağlantı kablomu alarak 1 ve 2 numaralı kapılara bağlantı yapacağım. Siz bu mor kapılardan dilediğinizi seçebilirsiniz. Hatta şu altta kalan, yani robot kol sisteminin alt kısmında kalan servo motorumu 1 numaralı kapıya takayım. Diğerini 2 numaralı kapıya takayım. Kodlarken benim için de kolaylık olsun. Şimdi USB kablomu alarak bilgisayarla Pino kartımı bağlayacağım. Şöyle USB kablomu bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu Pino karta bağlıyorum. Şöyle aşağıdan geçirelim. Şimdi Pino kartı kodlayabilmek için bilgisayarımdan Emulog programını açıyorum. Emulog programını açtıktan sonra Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için Pino uzantısını indirmem gerekecek. Bunun için uzantılar menüsüne giderek uzantıları yönet diyorum. Karşıma çıkan pencerede arama bölümüne Pino yazıyorum ve çıkan Pino eklentisini indiriyorum.
Evet, eklentiyi indirdim, kapatalım. Artık robotlar sekmesine geldiğimde Pino ile ilgili bütün kodlara erişebilirim. Farklı herhangi bir uzantıya ihtiyaç duymayacağım için uzantılar menüsünden diğer uzantıları kaldırabilirim. Kartlar menüsüne geliyorum. Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum. Ardından bağlam menüsüne gelerek seri portu bağlayacağım. Burada bende COM6 değeri çıktı. Sizin bilgisayarınızda farklı COM değerleri çıkabilir. COM3, COM5, COM7 gibi. Bunlar tamamen pino kartınızı bağladığınız seri portun adıyla alakalı. Hatta bazı durumlarda birden fazla COM değeri bile çıkabilir. Pino kartınızı bulup bağlantıyı yapalım. Son olarak bağlam menüsüne gelip aygıt yazılımı güncellemesi yapıyoruz. Aygıt yazılımı güncellemesi mBlock yazılımının pino kart ile haberleşmesini sağlar. Ayrıca pino kart içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları temizleyerek kartımızı sıfırlar. Siz programı bir kez açtığınızda bu işlemi yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bağlantıdan ve kodlardan eminsiniz ama hala projenizde bazı sorunlar çıkıyor. İşte bu gibi durumlarda da aygıt yazılımı güncellemesi yapabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat diyerek çıkıyorum. Şimdi ilk olarak servo motorlarımın bir açılarını ayarlayayım. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu, bir sorun var mı onu göreyim. Robotlar sekmesindeyim. Servo motor çalıştır kodunu alıyorum. İki tane servo motorum vardı. Biri pino kart üzerinde bir numaraya, diğeri de pino kart üzerindeki iki numaralı kapıya bağlıydı. İlk olarak bu kapıları ayarlamam gerekiyor. İlki zaten pino 1'di. Diğeri için pino 2'yi seçtim. Şimdi dönüp dönmediğini daha net görebilmeniz için servo motorlarımın ucuna kollarını takacağım. Bu şekilde dönüp dönmediğini daha net görebiliriz. Şöyle poşetini aldım. Şöyle vidalama işlemi yapmıyorum şu an uğraşmamak için. Şöyle ucunu geçiriyorum. Şimdi ilk olarak bir numaralı kapıya bağlı olan servo motorumu hareket ettireceğim. Açısını 180 yapıyorum. Çift tıklayarak çalıştırıyorum. Evet, 180'e döndü. Sıfır alalım. Evet. Şimdi 2 numaralı kapıya bağlı olan servo motorumu çalıştıracağım. Bir sıfır da deneyelim. Evet, sıfır şu an bu şekildeymiş. 180'e alalım. Tamam. İki motorum da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi joystick modülümün kodlarına geçeceğim. Hemen şu kodları aşağıya doğru alıyorum. Birazdan bunları zaten kullanacağım. Joystick modülümle ilgili kodlar tabii ki yine robotlar sekmesinde. Hemen şöyle aşağıya indiğimde joystick x80'in değer oku kodu var. Yine aynı kodu alıyorum ve joystick y80'in de kodu. Şimdi x ve y kodunu göstermişken joystick'in durumundan bahsetmek istiyorum. Joystick'imizi yatayda yani x ekseninde, dikeyde yani y ekseninde hareket ettirebiliyoruz. Toplamda 4 yöne gidiyor. Şu şekilde gösterelim. Ve yine bunun kodları program üzerinde joystick x80'e değer oku, joystick y80'e değer oku şeklinde yer alıyor. İlk olarak bu değerleri okumayla başlayalım. Ben bunun için bir değişken oluşturacağım. Kukla üzerinden okuma yapmayacağım. Çünkü aynı anda hem x'ten hem y'den değer almak istiyorum. Kukla tek bir şey söyleyebildiği için y'yi ve x'i ayrı ayrı okumak istemiyorum. Veri blok kısmına geldim. Bir değişken oluştur diyorum. Öncelikle x değişkenim için bir değişken oluşturdum. Daha doğrusu x konumum için, eksenim için. Sonrasında y eksenim için de y diye bir değişken oluşturdum. Y 0 olsun kod bloğumu alıyorum. Tekrar aldım. Birincisi x, ikincisi y. 0 olsun demiyorum, ne olsun? Joystick'ten gelen değerim olsun. Hemen geldim. Kodları içerisine yerleştirdim. Bu okuma işlemini sürekli yapmasını istediğim için kontrol sekmesinden
sürekli tekrarlı kod bloğunu aldım. Bir olaya bağlamak isterseniz de olaylar sekmesine giderek istediğiniz bir olayı seçebilirsiniz. Yeşil bayrak tıklandığında olayını aldım. Çalıştırıyorum. Evet. Ekran üzerinde de zaten X ve Y'nin değiştiğini görebiliyoruz. Bizim joystick'imiz 0 ile 1023 arasında farklı değerler alabilmektedir. Hareketsiz kaldığında, yani tam orijin noktasında 0'a 0 değil 500'e yakın değerler gösteriyor. Şöyle tekrar baktım. Evet, sağlıklı bir şekilde okuma yapıyor. Şimdi benim joystick'imden aldığım değeri servo motorlara atamam gerekiyor. Yani joystick'ten gelen değere göre servo motorlarım hareket edecek. Şu aşağıdakini X eksenine göre, yukarıdaki servoyu da Y eksenine göre hareket ettireceğim. Bunun için hemen geliyorum. Pino servo motor çalıştır kodlarını altına yerleştiriyorum. Birinci servo motorum X ekseninden gelen değerle hareket edecekti. Hemen veri blok kısmından X ve Y'yi alıyorum. Şöyle açı kısmına X ve Y'yi yerleştiriyorum. Şimdi ama burada şöyle bir farklılık var. Benim servo motor modülüm en fazla 180 dereceye kadar dönebiliyor. Ama joystick'ten 1023'e kadar değer gidebiliyor. Bunun için benim burada matematiksel bir işlem yapmam gerekiyor. Şöyle hesap makinesini de açarsak basitçe bir matematiksel işlem yapacağız. Joystick'im maksimum 1023 değerini alıyordu. 1023 bölü 180 dediğimizde 5.6'lı bir değer çıkıyor. İşte bu işlemin aynısını enblock programında yapacağız. İşlemlere gelip bölme kodunu alıyorum. Diyorum ki joystick'imden gelen değeri 5.6'ya böl. Aynısını y ekseni içinde yapacağım. Yine bir bölme işlemi aldım. Y ekseninden gelen değeri 5.6'ya bölüyorum. Ve bu açılarla joystick'im hareket edecek. Hemen yeşil bayrağa basıyorum. Joystick'imi çevirdikçe servo motor modüllerimde kolları dönüyor. Hemen bu kodları pinokarta yüklemek istiyorum. Yeşil bayrağı siliyorum. Robotlar sekmesine gelerek Pino program kodunu alıyorum. Üzerine sağ tıklayarak Arduino'ya yükle diyorum. Açılan ekranda tekrar Arduino'ya yükle diyorum ve Pino kart içerisinde kodlarım yükleniyor. Yükleme işlemim devam ederken ben de son yapıştırma işlemlerimi yapacağım. Evet, bu sırada yükleme işlemim bitti. Kapat diyorum ve USB kablomu çıkartıyorum. Hemen pino kutusunun içerisinden pil yuvamı da alayım. 9 volt pilimi aldım. Pil yuvamı aldım. Şimdi kurudu sanırım. Biraz fazla sıkmışım, o yüzden kuruması uzun sürüyor. Hemen şimdi servo motoruma da birazcık silikon sıktım. Ve alttaki servo motorun üstüne yapıştırdım. Evet. Şimdi hemen 9 volt pilime pil şapkamı takıyorum. Ve pino kartıma güç girişinden bağlıyorum. Pino kartın
on-off bölümünden Pino kartımı açtım. Şimdi joystick'ten gelen değerlerle servo motorum hareket edecek. Şöyle şunları da kenara çekeyim. Biraz daha göstermek istiyorum. Evet, projemiz bitti. Sizler de benzer bir şekilde robot kol uygulaması geliştirebilirsiniz. Hatta daha fazla servo motor ekleyerek farklı amaçlara hizmet eden robot kollar yapabilirsiniz. Ucuna mıknatıs takıp bir şeyleri kaldırıp indirebilirsiniz. Pino ile robot kol yapmak bu kadar kolay. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.